Onlara geldim. Çok heyecanlıyım, aşırı gerginim. Saat 7, 6.30'da konser başlıyordu. Biz aşırı geç kaldık çünkü biz yaklaşık 1 saattir trafikteyiz. Aşırı gerginim, çok mutsuzum konseri kaçıracağım diye. Üstelik biletlerimizin içeri girip girmeyeceği de belli değil. Çünkü o sırada Amerika'da olan bir arkadaşımız almıştı biletleri. Şimdi biletler bizim adımıza olmadığı için sorun çıkaracak diye korkuyoruz. Çünkü Apple cüzdanımıza da ekleyemiyoruz bileti. Şimdi bir 20 dakika falan yürümemiz var sanırım ve konser başlamış olması lazım. Beyoncé bir saat geç çıkmıştı. Umarım bu da geç çıkar. Şimdi kamerayı kapatıp biraz koşmam gerekiyor. Koşacağım. Stadyuma geldik. Bakalım, umarım biletlerimiz işe yarar. Şöyle bir makyaj yaptım bu arada. Bak, yüzümü de göstereyim. Başlamadığı için biraz rahatladım. Şimdi bakayım, çıkacak gibi hissediyorum. Daha diğeri terk edelim. Diğeri başlamıyor. Tamam, hadi bismillah. Şimdi sıraya giriyoruz. İnsanlar burada dolayısıyla labirent yapmışlar. Böyle dönüyoruz. Kalbim çok acıyor artık, çok koşmaktan. Ama mutluyum. Başlamadı. Hala iyiyiz. Konsere yetişeceğiz. Öyle. Bekle kalamayacağız ya da korkmuştuk geç geldiğimiz için ama bize bileklik de verdiler Allah'tan. Umarım çalışıyordur. Bunu konser çıkışı saklayacağım. Asla ama asla bileğimi geri vermeyeceğim. Benim için bir anı olacak. Şimdi kapıyı bulmaya çalışıyoruz. İyiyiz. Geç kalan bir sürü insan var. Umarım başlamaz. Gel şuradan bir girelim bakalım. Hadi bakalım. Rastgele böyle 6'dan giriyoruz. Bizim kapımız 4'te. Bir yürüyeceğiz. En azından başlayacaksa da yani içeride olalım ve görelim yani bunu. Çok heyecanlıyım, aşırı gerginim. Aa, bir şey söyleyeyim, buradan biz yürüyemeyiz. İnsanların kalabalığına bak. İlerleyemeyiz şu an. İlerleyemeyiz. Geri çıkalım mı? Tamam, bu sefer kendi kapımızdan girdik ama ben şimdi daha iyi bir koltukta oturmak istiyorum. Dert üstüne dert. Şimdi rastgele girip mesela sen koltukta otursak kimse şimdi kat diyebilir. Ben olsam derdim ama bir başkası diyemez. Dağları yarar diyor. Vallahi sırayı nasıl yardım görmeniz lazım. Şimdi girmeye çalışacağız koltuğumuza. Biz gelip en öne oturduk ama bizi burada barındırmazlar gibi geldi. İnsanlar her an yerimize oturacak gibi hissediyorum. Bizi burada atarlar yani. Çok en öne oturduk. Biz kabartmış olabiliriz ama hadi bakalım. Bizi oradan kaldırdılar, şimdi biz geldik başka bir yere oturduk. Arsızlık çok başka bir seviyede ya. Çünkü neden olmasın, arkadaşlar keyfim yerine geldi, çok heyecanlıyım. Kaçak dinleyiciler gibi takılıyoruz. Evet yani biz yansın olacak, her seferinde biletimizi açıp tekrar arkadaşlar, bakıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu çok fena like bekliyorum çünkü Feyza yani video dışında ağlayıp, gerçekten gözünden yaş düşmeyle ağlayıp bir sonra hala o halde bile video açıp geç kaldık diye size haber verdi yani. Gerçekten like'larınızı bu kadar esirgemeyin. Gerçekten sizi bana ağlıyor, size şey yapıyor. Evet, derdimler çekiyor ama ben size hep keyfini siz sürüyorsunuz, ben böyle bir şey görmedim. Hep eğlenceli yanlarını gösteriyorum size. Bu arada ben çok gerildim çünkü insanlar şu kapıdan geliyor. Hemen böyle gelip burası benim yerimde oturacaklar diye düşünüyorum. Ben artık mevzu çıkaracağım. Yok kardeşim, benim yerim diyeceğim böyle. Yapışacağım bazen. Ya ne yapacağız bakalım, göreceğiz. Bir de biz çok açız ya. Aşırı açız ya. Ya dedik ki belki konserden de bir şeyler yeri derken gidelim. Neyse, ben Feyyaz için Coldplay'i beklettim dedim. Kanka dedim, 2 dakika çalmayın dedim. Biz biraz trafikte kaldık. Bu arada dedi, tamam Mersin, sensiz konser olur mu? Sizsiz eğlence olur mu? Yani. Tamam, Mersin'siz düğün olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar, makyaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, Meksika dalgası yapıyorlar. Coldplay beklerken hatta çakma kuşaksın sen. Ya Coldplay nerede? Yanlış Coldplay gelmişiz. Yanlış çıktı karşıya. Ali daha önce gelmişiz ya. Yan falan da oynadı Coldplay ya. Abi Coldplay çıktı şimdi. Müzik değişmiş. Ya nerede bu adam ya? Ben niye bu kadar gerildim geç kaldım diye. Diğeri de yapay Rihanna. Bu da yapay Travis. Göremiyorum sadece.
Abla biraz sade. Gündelik ev tarzıyla gelmiş. Hadi olardı, şu ışıklara bakın. Rihanna ve Travis düet. Hayatınızda bir daha hiçbir yerde göremezsiniz. Rihanna ve Travis Merter giyim şubesi. Hadi görüşürüz. Kız ilk gitar çaldı, sonra elektro gitar çaldı. Şimdi piyanoya geçti. Gitmiyor ya. Coldplay mi diyor? Coldplay söyleyecek. Ya bu da güzel ne kadar. Işıklar gitgide artıyor kadın için. Ve ben daha bu ışıklara yükseliyorsam o şu kolumuzdaki şeyler yanınca neler olacak hiç bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bunun için. Oho, bunlar hep yanımızdan geçiyorlar. Göremiyorum hiçbir şey. Baksanıza hala geliyorlar. Saat 8 oldu. Hadi gelin. Saat 8.30'a yaklaşıyor. 8.20 gece falan. Kadın daha yeni indi. Uyuyakalmıştım ben, şimdi uyandırdım Feyzo. Yani şimdi Coldplay'e gelecekler. Yani 6.30'a başlayacak dediler. Kadın zar zor dinledi. Kadın hani full bir konser verdi. 7'de başladı. Bir küsur saatte falan da söylüyor. Feyzo'nun koştuğu kısımları gülerek izleyeceksiniz yani. Ben de gülerek izleyeceğim ama sorun değil. Rahattayız. Ve şu an güzel koltukta oturuyoruz. Ve yani uzun süre oldu ki sekilip bizi kaldırmadı. Nazarda değdirmeyelim şimdi. Öyle. Yani gelip olursa da onları yollarım. Benim koltuğumda var. Şaka gibi Coldplay'in başlamasına daha çok olmalı ki insanların hepsi tekrardan gitmeye başladı. Şimdi tekrardan bir kalabalık gelecek buraya doğru. Allah'ım hiçbir şey göremiyorum. Acaba konser sabah altında mı çıkmıyordunuz? Yanlış saatte mi geldik? Mantıklı. 6.30 ama hangi 6.30? EMPM'i hala öğrenemedim ben ya. Elif okuldan beri sıkıntılı konum benim. Gerçekten güzel öyle. Ders aldım bu konuda, hala öğrenemedim. Bak şunun farkına. Mert. EM? EM sabah. PM? PM de akşam oluyor mantıken. Bravo Mert. Getir. Bu videoda her şey var. Doping Feyza. Böyle. Bir şey diyor. Siz ne sabırsızsınız ya? Tişiniz mi geldi hemen? Allah'ım ya. Daha kaç dakika oldu? Başlayacak konular başlayacak. Gitmeyin. Sabırsızlıksızlar. Sabırsızlıksızlar ya. Saatlerimiz 8.32. Hala gelmedi Coldplay. Meksikan dalgası yapıyor. Çok eğlenceli. Kim nasıl başlatıyor, nasıl bitiriyor hiçbir şekilde anlamıyorum ama millet yemek alıp geliyor ya. Saat 8.30 Coldplay'de çıkmıyor. Çok eğlenceli. Bir daha gelsin. Bizi o yerden kaldırdılar ya. Sonra geldik başka bir yere oturduk şu an bir önümüze. Sonra kadın sahnesine dedik, orası benim yerimde de bize kalktık diğer kısmı. Bize utanma, alanma yok. Vallahi artık başarı ne olur ya, yerden kalkmak istemiyorum lütfen ya. Asıl başından sonra kalka taktın, herkes yerleştin de. Thank you. Yes. Nobody's shame.
No one in the city would be so hard. Oh, let's go back to the start. Muchísimas gracias a todos. Yes, sir. Okay. Your turn. We're listening. It's your turn, the pride of California. Are you sure that's the father? Okay, let's do this. Okay. Okay, it's Blue. It's Blue Convoy. Well, congratulations. Happy 21st birthday. Welcome to you from Puerto Rico. Welcome from Maui. Welcome from China. Welcome from Texas. Welcome from... This sign says, let somebody go for me and my little sister. Okay, let's bring you guys up. Let's go. Come on. Hermanos de México. Dünyanın en sevdiği insanları bunlar. Kızların yanında şarkı söyleyecek. Sen gelsin Ana Gomez çıktı. Love is only equal to the pain. But now we're gonna bounce, 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 turn free. Ama çok güzel kapattı yani kapattıysa. Bence devam eder ya. Ama başka şarkı kaldım ama bilmiyorum. Galiba geri döndüler. Aa, sür. Vedaya geldiler sanırım ya. Oraya çıktılar. İnsanlara veda ediyorlar. Herkese bir şey olacak diye bekliyor. Gitmiyor. Son bir şarkı söylüyor herhalde. Sahneyi buradan buraya çekti. Cry.
konser bitti. Her şarkıda konser bitecek gibi hallere, hareketlere girdiler ama hiçbirinde bitmedi. Her gün hepsinden insanlar terk etmeye çalıştı yani. Çünkü insan akışı oldu. Ama çok güzeldi. 1,5 saatte. Benim Beyoncé ablam 2-2,5 saat durmuştu. Bu grup duramadı ama olsun, ben çok güzel. Ya yaşadığımız en büyük deneyimlerden biriydi. Çok güzeldi. Çokça değdi. Yaşadığım her strese, verdiğim her paraya çokça değdi. Zaten biz kendi koltuğumuzda oturmadık. Bizi ikinci şarkıdan sonra kaldırdılar. Yani koltuğun sahibi geldi. Sonra biz full ayakta seyrettik. Şansımıza da çok çok diktatör bir güvenlik geldi. Yola bir adım atsam böyle adam sana... Adam abi adam. Sana flash tutayım. İçini muhteşem yapan bir insan. Ya ben böyle ya. İnsanlara hayranım. Bir yola bir adım çıksan sana flash tutuyor hemen, böyle geç yerine diyor, işte koltuğuna geç diyor, yolda duramazsın falan diyor. Biz de milletin arasına girdik. Koltuğu olan insanlar ayağa kalkınca onların koltuğuna falan geçtik böyle. Bir tık yani kötü şeyler yaptık. Ama çok güzeldi ve yani birkaç ses yaşadık sadece bir iki şarkı orada arasında. Ama onun haricinde gayet de güzel izledik. Kendi koltuğumuz çünkü çok arka ve çok gerilerdeydi. Şu olarak yani sahneyi çok yandan görüyordu orta yerine. Biz gayet güzel bir yerden izledik. Ondan sonra aşırı güzeldi. Bu da makyajım. Öyle. Şimdi Uber. Çalmaya çalışacağız ama yani bir sürü insan var, bize gelir mi bilmem ama hiç umurumda değil. Ben çok mutlu bir konser geçiyordum. Reklimde asla ama asla vermeyeceğim. Shuttle'la Uber pickup bölümüne gidecekmişiz. O Amerikanların Uber'ler için ayrı bölümleri var. Güzel miyim tam çözemedim ama yani her yere Uber çağıramıyorsunuz. Neyse. Şimdi reklimi asla vermeyeceğim. Mert'in cebine sakladık. Millet bileklerini buraya atıyor. Bende yoktu arkadaşlar. Bakın kollar boş. Bakın bu bileklik değil. Bu Apple Watch yeni aldı bu arada. Nasıl? Kordonun beyaz. Amazon'dan söyledim. Nasıl? Yatıl buradan giriş diyor. Oraya gitmeye çalışıyoruz da bunu yapan bir sürü insan var. Biz nereye gittiğimizi görmüyoruz. Çünkü boyum kısa, o kadar değil de. Oradan sıraya sokuyorlar. Senlerin arasından. Ha, çok mu sıra var acaba? Ki bu shuttle'a da şeye gidiyoruz yani. Uber pickup alanına gidiyoruz değil mi? Ya bu sıra git bitmiyor. Biz çok uzun süre ilerledik. Böyle buradan böyle. Buradan full böyle. Bu ne böyle? Sıraya girdin diye sana odasına mı çağırıyor? Abi bu ne git bitmiyor. Allah'tan sırada hızlı ilerliyor yani. Durmuyoruz, sadece yürüyoruz. Kaç tane shuttle geliyor ya? Ya bu shuttle akışını nasıl sağlıyorlar acaba? Bu shuttle lojistiği nereden geliyor mesela? Racing. Yeni bir etaba geldik şimdi. Bir sürü zigzag yapacağız artık. Otobüsler orada ve Amerikan okul otobüslerine biniyoruz shuttle olarak. Efsane değil, Doğaç onlardan birine mi? Aa, hep söyle değilmiş. Umarım ona bineriz. Hep binmek istemişimdir. Hayır, öyle bir isteğim olmadı. Dizilerde, filmlerde görüyorduk. Güzeldi. Binsek de kötü olmaz işte. Bakın abla. Oba. Bir kişinin önüne geçti. 30 saniye falan kalandık tabii. Hadi bakalım. Biz şoförlerin bizi bıraktığı yere geldik. Burada herkes Uber çağırmaya çalışıyor. Aslında burada bir otopark var. Herkesin arabası burada. Buradan arabalarına binmeye çalışıyorlar. Ve burada bir sürü işte araba servisi diye lüks arabaları takım elbiseli adamlar bize şu an vermeye çalışıyorlar. Sonra adama soralım dedik. Çünkü Uber bizi hala kabul etmedi ki. Uber'de $90 veriyoruz hatta. $100'a yakın. Ondan sonra adam bizim yanımıza geldi. Sorduk, dedi ki $200 dedi. Dedik yuh dedik. Ondan sonra bize şey dedi. İşte kahve ihtiyacınız oldu. İşte çok beklemek istemezseniz falan filan. Ve garip garip şeyler söyledi. Abi arabalar çok lüks. Adamın üstünde takım elbisesi var ve bize işte laf atıyor, işte kahveye ihtiyacınız olacak, çok bekleyeceksiniz falan filan diye. Sonra baktık kimse ona gelmiyor. 5 dakika sonra bizim yanımıza gelip $150 size son teklifim dedi. Bize dedik yok, $90 Uber çağırıyoruz yani şu an dedik. Sonra gitti kendine başka bir müşteri buldu. Evet, bekleyeceğiz, ne yapalım, o kadar para veremem, ben Türk'üm, yarın Türkiye'ye geri dönüyorum, o parayı 27 ile çarp ne olur. Veremem mi parayı? Bir videonun daha sonuna geldik. Şu an 2024 Temmuz ortalarındayız ve ben bu videoyu aslında 2023'te çekmiştim. Ekim ayında Work and Travel'ımın son gününde çekmiştim. Aradan çok uzun zaman geçti. Paylaşıp paylaşmama konusunda da biraz tereddütte kaldım açıkçası. Çünkü hani artık yeni çok deneyim yaşadım. Avrupa'ya gittim Şubat ayında. Onları paylaşmadım ya da geldiğimde çektiğim videoları paylaşmadım. Bu çok eski kalır diye düşünmüştüm ama bazen bazı şeyleri
YouTube için yapmıyorum. Aslında bu kanalı açma niyetim de YouTube için değildi. Böyle kendi deneyimlerimi ilerideki kendime kaydetmekti aslında amacım. Bu da onlardan biriydi. Çünkü Amerika'daki en mutlu günlerimden birini sorsanız, belki en mutlusu, bu konsere gittiğim gün diyebilirim. Çünkü hayatıma gittiğim en iyi konserdi. Böyle bir deneyim görmemiştim. Hayatımda gittiğim zaten ikinci stadyum konseriydi. Keşke Türkiye'de de çok sık olsa bu. Beşiktaş Stadyumu hariç. Ve bu kadar prodüksiyonlu bir konserden bahsediyorum. Gerçekten bunu ileride atmazsam pişman olurum diye düşündüm. Ne kadar eski olursa olsun ben bu videoyu izlediğimde o günkü dertlerimi, o günkü heyecanımı, mutluluğumu hatırlıyorum. Ve bu videoları yok etmenin aslında mantıksız olacağını düşünmüştüm. Bu videoyu attım. Aslında Amerika'dan atmadığım iki videom daha var. Onları atmamaya karar verdim. Aslında onlar bir nevi sizi bilgilendirmek için, bir de deneyimlerimi paylaşmak için olabilirdi. Ama bu bambaşkaydı. Bunun yeri bende ayrıydı. O yüzden bunu paylaşmasam olmazdı. Ama o iki videoyu paylaşmayacağım. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve üstünden çok zaman geçti. İzlemenin de bir manası yok. O sebeple artık yeni videolara beraber adım atmış bulunmaktayız. Şimdi buradan da söyleyeyim. Vize başvurumu yaptım. Ağustos ortasında İtalya'ya gitmeyi planlıyorum. Eğer vizem kabul olursa artık Avrupa'dan videolar atmaya başlayacağım sizlere. Kanalı ilerletmek istiyorum. İlk başta kendime ana olsun diye çektiğim videolar artık gerçekten ileride belki mesleğim haline dönüşecek. Hiçbir fikrim yok. Videonun bu kısmına kadar eğer izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani benim videolarım olduğu için mi bilmiyorum ama bazen bana izlemeniz ve güzel yorum yapmanız çok garip geliyor. Bu hani ben şu an sizin izlediğiniz diğer YouTuberlardan biriyim. Belki sizin için o kadar farklı bir şey değil ama hani böyle bana güzel yorumlar gelince ya da videolarımın hepsinin izlendiğini görüp işte videomun bir kısmından alıntılar falan yapıldığında gerçekten emeğimin karşılığını almış hissediyorum. O yüzden izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım Coldplay konserine gitmek bir gün hepinize nasip olur. Çünkü çok güzel bir konserde. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video çok eğlenceli bir video olacak. En yakın arkadaşlarımla çektiğim bir kayak vlogunu paylaşacağım sizlerle. Bunu da kışın çekmiştim ama bunu görmezden geliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.